Ekonomist Atilla Yeşilada yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı. Yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyuran ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı. Ekonomist Atilla Yeşilada son yayınlandığı video paylaşımda yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı. Dolar kurunun yıl sonuna kadar şu anki seviyesinin çok üzerinde olacağını belirten Atilla Yeşilada yatırımcıları bu konuda uyardı. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere göre para piyasalarında olabilecekleri değerlendiren Atilla Yeşilada yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini duyurdu. Dünyaca ünlü kurumların son tahminlerini de aktaran Yeşilada, kendisi de de yıl sonu dolar kuru fiyatının kötü senaryoda 20 Türk lirası seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi. Kötü senaryoda 20 TL'ye gidebilir. Öte yandan yatırımcılara uyarılarda bulunan Yeşilada, şöyle konuştu. International of Finance, IFC yıl sonu adil dolar kuru fiyatını 16.50 Türk lirası olarak belirledi. TCMB'nin kendi topladığı beklentilere baktığımızda yıl sonu dolar hedefi 16.65 TL yabancı kurumlarla arasında, 18 Türk lirası ile 20 Türk lirası arasında değişik beklentiler var. Birkaç gün önce Forejin enflasyon ve dolar kotasyonları anketi yayınlandı. Orada da yıl sonu dolar tahmininin 18-19 Türk Lirası arasına yükseltildiğini gördük. Yani bu yılı 18 Türk Lirası ve altında 1 dolar kuru fiyatıyla kapatırsak şanslıyız. Hükümet de şanslı. Ama kötü senaryolarda 20 TL gidebilir. 2 dolar 20 TL giderse ne olur? Şapkadan sermaye kontrollerimi çıkar bunu düşünmenizi rica ediyorum. Atilla Yeşilada, seçim bekliyordum dolar patladı, dedi, Merkez Bankası'ndan Beştepe'ye, seçimden enflasyona. Nereden başlasak bilemediğimiz bir sohbet yaptık ünlü ekonomist Atilla Yeşilada namı diğer fevşe ile. Merkez Bankası'ndan faiz ile başladık, seçim, ekonomi derken yine Merkez Bankası dolar ile bitirdik. Faiz kararı ne olur? Dolar nereye gider? Seçim ne zaman? Ekonomi nasıl düzelir? Hepsini konuştuk. Uzun yıllar finans piyasalarına hizmet eden Atilla Yeşilada bu konuda deneyimlerini sosyal medyada kimselerden esirgemeden paylaşıyor. Şirketlere danışmanlık hizmeti veren tecrübeli isim babacan tavrıyla anlatıyor. Ne sorarsanız derin derin cevabını alıyorsunuz dinlerken bilgi birikimine, objektifliğine özenmemek elde değil. Ekonominin ilber ortaylısı Atilla Yeşilada ile sohbetimize buyurun. Malum Atilla Yeşilada'ya soru sormak kolay değil. Tereciye tere satmaktan korkarak nereden başlayalım dedik. Ne olacak bu ekonominin hali diye girdik konuya malum gündem dedik Merkez Bankası ne yapar diye başladık. Türkiye'de kural kaide kalmayan bir ortam oldu, artık dedi ve şöyle devam etti. Enflasyon olmuş %70, faiz %14'te. 56 puan mı artıracaksın? Yapamazsın. En fazla çok durumu düzeltmek istiyorsan 5, 10 puan bir artırım yaparsın, gerisi de gelecek diye inandırıcı olmalısın. Seçime kalmış normal şartlarda bir yıl para politikasını sıkılaştırsan ekonomi durgunluğa girecek. Vatandaş acı çekecek. Bunu kimse seçmez. Dolar'da neler oluyor? Artık ekonomi yönetimi daha fazla saçmalamamak adına hareket etmeli. 12 ay sonra seçim varsa basit hesaplamalarla kasada da 30 milyar dolar gibi bir para kaldıysa satış bırakıldı. 14, 50, 15, 50 arasında kontrollü bir salınım vardı ama artık buradan sonra olay kontrolden çıktı. Enflasyon korumalı falan kurtarmaz artık durumu. Muhtemelen o yüzden de çıkarmadılar. Doları tutmak için bu saatten sonra çıkacak tek şey dövize endeksli tahvil olur. Bir yıl vadeyle yüzde 3-4 dolar getirisi olan bir ürün çıkarılır. Berat Albayrak döneminde vardı. Bu saatten sonra tek çıkar yol kaldı, kambiyo rejimi. Kimsenin parasına el koymak değil ama kontrol etmek. Param burada kardeşim ama çekemezsin ya da şu limitle çekebilirsin. Serbest piyasa öyle bir şeydir ki para parmaklarının arasından anında kayar gider. O yüzden atlar hazır ahırdayken, içeride tutman gerekir. Burada bir bilgi de biz verelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göreve ilk geldiği günlerde iş dünyası ile yaptığı bir toplantıda böyle bir ürünün adı geçmiş ama sonra bir gelişme olmamıştı. Eylül'de neden faiz indirimi yapıldı, buna saplantı da diyebiliriz. Bu ideolojik bir durum. Faiz ve din ilişkisi olduğu söyleniyor. Ben de çok düşündüm arkasında başka bir neden olabilir mi? Bu kime yarıyor? Hangi kesimin işine geliyor? Bulamadım. Gerçeklerden kopmak olarak görüyorum. Seçime kadar ekonomi böyle gitti. Seçimden sonra ne olacak sizce? Bir kere seçimi Millet İttifakı'nın kazanacağını kesin görüyorum. Anketler bunu söylüyor. Ekonomide iki sorun var. Biri 20 yıllık yönetimin getirdiği bünyede hasar, diğeri de inat hasarı. Doktor yüksek tansiyonunun var diyor ama biz tuz yemeye devam ediyoruz. Tuzu kesersen zaten bünye %50 toparlar. Ben şaşırıyorum kimse 6 partinin 28 Şubat deklarasyonunu okumamış. Ekonomi planı yok diyor. Nasıl yok? 3 madde var. Biri merkez bankası bağımsız olacak diyorlar. İkincisi kamu ihaleleri Avrupa Birliği normlarına geçecek ki bu tasarrufu halka dağıtırsınız. Üçüncü ve son da Adalet Bakanlığı, Müsteşarlık HSK'dan çekilecek. Bunlar işe yarayacak mı? Berat Albayrak döneminde bu ülkeden 70 milyar dolar yabancı para çıkmış. Bunları geri getirmek zor değil. İlk günlerde doğru şeyler yaptığını görsünler 20-25 milyar doları bile geri gelse dünya değişir. Millet neden döviz tutuyor? Kendini korumak için. Dolar satışı olur, enflasyon geriler. Merkez bankasının başına aklı selim biri gelirse de düzelme sürer. En kötü çıkamadın işin içinden IMF'yi çağırırsın. Halk IMF'den korkmaz, yeter ki işler yoluna girsin bir sene düzgün işler yap, halka da döner dersin ki şimdi birlikte fedakarlık yapacağız. Enflasyonun %50'si evet beklentidir. Beklentiyi düzeltirsin ilk etapta. Eski günlere döner miyiz? Türkiye'nin bir avantajı var. Hafızası. Biz 2002-2013 yılları arasını hatırlıyoruz. Neler yapabileceğimizi gördük potansiyelimizi biliyoruz. Türkiye'de istersen yaparsın ama bunu Uganda'da, Libya'da, Irak'ta yapamazsın. Şimdi siyasetteki birçok insan eleştiriliyor. Yok eskiden şuymuş, buymuş. Bakın 70'lerde ikisi de rahmetli Demirel ve Ecevit bu ülkede yapılan şeylerden sorumluydu, ülkeyi iç savaşın eşine getirdiler. Sonra yaptıkları ile onlar kendilerini affettirdi her insanın affedilme kredisi vardır. Ne yaptığına bakarsınız. Hocam sonda soralım. Kasım'da seçim olur mu? Sosyal medyada da birçok söylem var bununla ilgili. Siz nasıl görüyorsunuz? Bakınca seçim öncesi bakayaya bedelli, öğrenci affi, cezaevi izinleri derken, ben de dedim ki seçim kesin geliyor. Zaten 2023 Haziran'a bu ülkenin bu halde erişmesi zor. Ama bir baktım kur patladı. Dolar bu haldeyken seçime gitmek mümkün değil. Bu ülkede ekonomi denince sokaktaki adam neye bakıyor? Dolara. O yüzden Merkez Bankası ve Beştepe büyük bir kararın eşinde olduğunu düşünüyorum. Kavcıoğlu, neyin ne olduğunu bilmeyen biri değil muhtemelen yol haritası için çıkacak karar bekleniyor. Dolarda istikrar yoksa seçimde yok.